Kadriye Fare Kurban İlkokulu 2. sınıfı öğrencisiyim. Bugün sizlere fare ile kurban masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer terlerken, pireler berberken, ben babamın beşini tıngır mıngır sallarken, çok uzak diyarlarda bir tane fare yaşarmış. Nereden bir yiyecek kokusu alırsa hemen oraya koşarmış. Bu fare çok oburmuş. Artık oburluğundan yürüyemez olmuş. Ama bu onu vazgeçirmemiş. Hala yemek yiyormuş. Bir gün sazlıkların arasında yemek ararken bir kurbağa gelmiş ve demiş ki, "Fare kardeş, burada ne yapıyorsun?" demiş. "Fare, yiyecek arıyorum." demiş. Kurbağa demiş ki, "İstersen bizim evimize gel." demiş. Aslında kurbağanın niyeti kötüymüş. O onu suyun dibine çekip boğacak ve arkadaşlarıyla birlikte bir ziyafet çekecekmiş. "Bizim evimizde çok güzel şeyler var, yiyecekler var, tatlılar var." demiş. Ama demiş ki fare, "Ben yüzmeyi bilmiyorum." demiş. Kurbağa hemen dili dökmeye başlamış. "Ama gel," demiş, "bizim evimizde çok güzel tatlılar, çamur banyoları var. Hem de herkese tavsiye eder çamur banyosunu doktorlar," demiş. Sonra demiş ki, "Ama ben hala yüzmeyi bilmiyorum." demiş. Ve sonra demiş ki kurbağa, "Ben ona hemen çare bulurum." demiş. Ve kısa bir ip getirmiş. Birini, bir ucunu farenin ayağına, bir ucunu da kendi ayağına bağlamış. Ve yüzmeye başlamış. O sırada fare kurbağanın kötü niyetini anlamış ve çırpınmaya başlamış. Yalvarmış, yalvarmış ama kurbağa onu bırakmamış. O sırada atmaca yukarıda uçuyormuş ve onları görmüş. Hemen fareyi tutmuş. Tuttuğu gibi de kurbağa havaya yükselmiş. Ve bu masal da burada bitmiş. İkisi de açgözlülüklerin cezasını çekmişler. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, birisi de masal kahramanlarına. Görüşürüz.